Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Ölüderilerle birlikte cildimdeki tüm kirler, kalıntılar, her şey yavaş yavaş dökülüyor ve bunu bütün vücudumuza uygulayabilmek gibi mükemmel bir imkanımız var. Güneş lekeleri, doğum lekeleri, cilt lekeleri, yaşlılık lekeleri, koltuk altı kararmaları ve vücudumuzdaki birçok kararmaya çözüm olacak bir ürünle karşınızdayım. Bunu daha önce gördüğünüzü hiç sanmıyorum. Eğer görenler varsa da çok şanslısınız. Hemen bunun ne olduğuna geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüde böyle elimde küçük yuvarlak bir taş var. Bu nedir Tuğçe diyecek olursanız, bu bir rüşur taşı arkadaşlar. İranlı kadınların cilt beyazlatma ve temizliğinde kullandığı bir temizlik ürünüymüş. Yani bildiğiniz aslında hamam taşı olarak bilinen bir taş ve hamamlarda vesaire kadınlar işte vücudundaki kararmalara, koltuk altlarına, ciltlerine bunu uygulayıp ölü derilerden tamamen arınıp pamuk gibi cilde sahip oluyorlarmış. Ve Türkiye'de de son zamanlarda çokça popüler olmaya başlamış. Ben yeni tanıştım dediğim gibi, sizin de şu anda yeni tanıştığınızı düşünüyorum. Şimdi bu taşın özelliklerine geçmek istiyorum ki alacak olanlar neyi kullandığını bilsinler. Öncelikle cildi beyazlatmak için kullanılıyor. Yani ilk amacımız cildi ölü derilerden arındırıp rengini açmak oluyor. Aynı zamanda cildin gözeneklerini açmak için de oldukça etkili. Yani gözeneklerinizin dolu olduğu bir gün bunu yaptığınızda direkt etkisini görebileceksiniz. Hani asla yanılma payı bir gram yok. Gözeneklerinizin direkt temizlendiğine şahit oluyorsunuz. Çünkü çok enteresan bir yapısı var gerçekten. Görüyor musunuz? Böyle gıcır gıcır bir efekti var. Şimdi cildime uygularken de göstereceğim size. Ben cildime nasıl uyguluyorum? Merhaba bu arada. Şimdi cildimi güzelce ıslatıyorum. Genellikle yatmadan önce yapıyorum bu işlemi ya da sabah erken kalktığım zamanlarda yapıyorum. Çünkü bir tık kan dolaşımını arttırdığı için cildi kızartıyor. Duştan önce de yapabilirsiniz tabii ki. Küçük ekranda da zaten göreceksiniz yakın çekimini. Yüzümü ıslattıktan sonra direkt avucuma alıp uygulamaya başlıyorum. Zaten taşa dokunduğunuz zaman elinizde ufalanıyor. O ufak parçaları alıyorsunuz ve yüzünüze aynı bildiğiniz peeling yapar gibi peeling yapıyorsunuz. Ölü derilerden arındırmak istediğiniz bölgeler varsa ya da lokal olarak uygulamak istediğiniz sivilceli alanlar varsa, çünkü cildinizde şu anda hali hazırda aktif sivilceleriniz varsa sadece bölgesel olarak uygulayın. Yani avucunuza bir miktar alın, sadece sivilcelerin olduğu bölgelere uygulayın. Daha sonra elinizi yıkayıp farklı bölgelere farklı taş uygulaması yapın. Öyle daha hijyenik olacaktır. Mesela böyle bıyık kenarları, dudak kenarları, çene bölgesi, yani bu yağ butonları nerelerde çok birikiyorsa ben oralara yoğun olarak yapmayı tercih ediyorum. Dudaklarım çatlaksa ya da böyle pütür pütürse, soyulmuşsa dudaklarıma da uyguluyorum ki bu videoda soyulmuştu. Bu videodan sonra o soyulmaları tamamen yok oldu. Bu peeling etkisiyle de aslında hücre yenilenmesine katkı sağlıyor. Yani kan dolaşımını artırıyor, hücreleri yeniliyor. Yani bunu yaptıktan sonra cildinizin gıcır gıcır böyle pes pembe yeni bakımdan çıkmış gibi olduğunu görebilirsiniz. Ve ben bu hissi çok sevdiğim için de uzun zamandır kullanıp sizinle ancak o şekilde paylaşmak istedim deneyimlerimi. Yani bir şey alır almaz sizinle paylaşmak istemiyorum. Çünkü birincisinde memnun kalırım, ikincisinde ama üçüncüsünde bir reaksiyon görebilirim. O yüzden size de tam deneyimlemeden hiçbir şeyi anlatmıyorum. Üzerine tabii ki nemlendirici uyguluyorum. Nemlendirici, serum, yağ, cildinizle uyumlu hangi bakım ürünlerini kullanıyorsanız onları eksik etmeden sürmeniz gerekiyor. Çünkü kurutuyor. Asıl amacı kurutmak olduğu için zaten ölü derilerden arınınca cildiniz gıcır gıcır kağıt gibi oluyor. Nemlenmesi, parlaması gerekiyor. O yüzden lütfen cilt bakım ürünlerinizi eksik etmeyin. Eğer benim kullandıklarımı merak ediyorsanız ve istiyorsanız diğer videolarda link bırakmıştım. Çok da sevdiniz, çok da yoğun talep olmuştu. Tekrar cilt bakım ürünlerimi bırakırım aşağıya. Nemlendiricisinden spreyine, yağına kadar her şeyi altta bulabilirsiniz. Öpüyorum sizi.